Herkese merhaba. Bugün Weekly United'ın sonunda 5 ay sonra yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Diana Nel, yanımda başkanım Ali Ate Ediz var. Adını söylemeyi unutmuşum, o kadar zaman oldu. Ve hem gazete Bilkent'in üyesi hem de bizim değerli üyemiz Baran Yavaş bugün bizlerle. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herkes iyi mi? İyiyim, evet, çok sağ ol. Heyecanlar yerinde. Evet, biraz heyecan var diyebiliriz. Uzun zamanlardan sonra podcast. Sizin yerinizdeyiz. Yani gazete Bilkent'liyiz. Buradan da çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. O yüzden evde gidiyoruz. Denetim Kurulu Başkanımız burada. Kendisi de teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığı için bu gece. Sevgili Ege Hanım. Tabii ki evde olmak değil zaten duyuyor. Bugün biraz basket konuşacağız. Çünkü Euro Basket elemeleri yeni oynandı. Ondan bahsetmek istiyoruz. Aynı zamanda Euro'dan bahsetmek istiyoruz. Açıkçası benim çok bilmediğim bir konu. Ama burada elimden geldiğince moderatör ederek size biraz zamanı kısıtlayarak sizleri halledeceğiz umarım. Hazırsanız o zaman ilk sorumla başlayalım. Tabii ki. Geçen hafta oynanan İtalya ve İzlanda maçları. İlk başta İtalya'ya 7 puanlık bir farkla mağlup oluşmuş 87-80 skorlarla. Sonra İzlanda'yı bir son saniye basketiyle, ki bence konulardan birisi olacak, Tarık Liboroviç'in basketiyle yenmemizle başlamak istiyorum. Siz bu performansı, bu maçı nasıl değerlendirirsiniz? Ya öncelikle iki maçtan istediğimiz sonucu aldık diyebiliriz. Çünkü grupta 4 takım var. Bizle birlikte İtalya, İzlanda ve Macaristan var. Biz bu grupta açık konuşmak gerekirse ikinciliği hedefliyoruz. Çünkü İtalya son dönemde tekrardan ayağa kalkmış bir takım. Pozitif sayesinde harika bir yapılanma yakaladılar. Hem genç oyunculara sahipler hem de veteran oyuncuları var ve bu dengeyi iyi sağladıklarını düşünüyorum. İzlanda'ya karşı çok zorlandık ama çok da ihtiyacımız olan bir galibiyeti seyirci rekoru kırılan bir maçta alarak iyi bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Ata, sen ne dersin bu konu için? Ya şöyle kesinlikle katılıyorum çünkü İtalya özellikle şimdi Datome'de son turnuvasını oynayacaktı. Onlar olimpiyata böyle güçlü gidiyorlar, yani iddialı gidiyorlar. Böyle güzel bir sonuç almak istiyorlar. Her ne kadar bir Amerika, Fransa kadar böyle şampiyonluğun ikinciliğin favorisi değillerse de en kötü ihtimal bir madalya maçı oynamak için onlar da çok favori bir takımlar ki skora baktığımızda aslında çok da ezilmediğimiz, hani maçın gidişatı olarak hiç yaklaştırmadı İtalya bizi ki zaten de deplasmanda oynadık, hani galibiyet biraz işin ekstra olacak kısmıydı takımımız adına ama yine de hani bir şekilde bir çabayla yakın bitirmeye başardık. Bizim biraz sıkıntılı olduğumuz kısımsa hani bütün milli takımlarımızın da biraz genel özelliği hani özellikle şu anda da bir jenerasyonumuzun olmayışından kaynaklı 2005 dolaylarından sonra kaybettiğimiz o jenerasyondan dolayı böyle artık bir B klasman ülke seviyesinde basket oynamaya maalesef başladık. Yani özellikle erkek milli takım seviyesinde. Onun da şeyini işte İzlanda maçında gördük, yani son saniye basketiyle kazandık ki İzlanda hani bir basketbol kültürü olan bir ülke değil, futbol kültürü bile işte 2014-16 dolaylarında böyle atılım yapmış bir ülke kendileri. Ama dediğim gibi yani bizim burada hedefimiz 2 ya da 3'üncülük. Zaten 3'üncülük de bize yettiği için almamız gereken galibiyeti almış durumdayız. O yüzden skorlar olarak çok yani kabul edilebilir bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Peki oyuncu eksiklerinin hem NBA'den dolayı hem de cezalı olan Wilbekin ve Larkin durumunun bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz bu oyunlara? Ben şöyle gireyim bu konuya. Aslında bu yıllardır gelen, yıllardır süre gelen bir konu. 2010 yılında gelen dünya ikinciliği sonrasında ki o kadroda Kerem Tunçeri vardı. Bizler henüz çok küçüktük. Kerem Tunçeri tam olarak öyle. Son saniye basketi. Kazandık basketinden sonra yüzümüz pek de gülmedi diyebiliriz. Zaten 2014'de de 8. olarak tamamladık. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Guard bulamıyoruz. 80.000'lik bir ülkeyiz. Hatta 85'i de geçtiğimizi biliyoruz ama yani ne yapıyoruz? Bu kadar geniş bir popülasyonda guard bulunmaması gerçekten oldukça yazık bir durum. Ki devşirme guardlarımız var. Sıkıntı bir bakanın şeyini arken ikisi de çok kaliteli oyuncular zaten. Birisi Anadolu Efes'i, birisi Fenerbahçe'de oldukça iyi başarılara imza atmıştı. Ancak onlarla da yazın yaşanan bir takım problemler ve hala o problemlerin gün yüzüne çıkmamış olmasıyla birlikte askıda kalan bir dava var aslında. Hani iki taraf da kapalı açıklamalar yapıyor ve TBF'nin yani federasyonun bu durumu açıklığa kavuşturmasını bekliyorlar ama durumda açıklığa kavuşmadı. Kavuşacak gibi de durmuyor açık konuşmak gerekirse. Bu dönemde biz Tarık Biberovic'i devşirdik ani bir kararla, hızlı bir
devşirme süreci yaşandı. Ki Tarık Biberovic uzun yıllardır Fenerbahçe'de. Obradovic tebrisatından bile. Altyapısını Türkiye'de almış. Aynen. Bayağıdır Türkiye'de olan bir oyuncu ve kendisi çok iyi bir çıkışa geçmişti bu sezon. İki maçta da en önemli oyuncumuz oldu diyebiliriz. Aslında ikinci maçı biraz daha sönük oynadı. Ancak orada da game winner olan, maç kazandıran basket atması çok önemliydi. Yoksa maçı kaybediyorduk. Hani uzatmaya da gitmiyordu bu maç. Ata isterse ilk maçtaki performansına değinebilir Tarık Biberovic. Valla ilk maçta zaten 27 sayı, ilk milli maç bile direkt. Sayı 27 sayı 28 verimlilikle. Hani bir giriş maçı için, başlangıç maçı için gerçekten hani rüya gibi bir giriş onun adına. Ve aynı şekilde son maçta da ne kadar genel performans olarak iyi olmasa da yani ilk maçtaki kadar en azından iyi olmasa da en kritik yerde çıktı ve clutch time dediğimiz o kritik anda topu soktu ve maçı takım adına kazandırdı. Aynı şekilde aslında bir Bebeviç tek değil, kardeş de geliyor. 2005'te falan bir Bebeviç de var, o da gelecek vadeden bir oyuncu. Yani bizim aslında altyapılardaki sorunumuza ben şöyle değinmek istiyorum. Hani bu 2014 dolaylarında önce yabancı sınırının kaldırılmasıyla başladı. Hani yabancı sınırının kaldırılması futbol için daha iyi olduğunu söylediğim bir şey ki katılıyorum, ama basketbolda biraz daha şöyle bir şey var. Bizde zaten sınır varken sürekli çok iyi yatırımlar yapılıp çok iyi işte gençlere fazlaca fırsat verilerek oynanılıyordu basketbol ülkemizde. Yabancılar da çok iyi harmanlanıyordu ülkemizdeki yetenekler. O süreçten sonra yerliye yatırım biraz kesildi yerli oyuncularımıza ve çokça devşirmeye gidildi. Hani mesela eskiden devşirme dediğim bir adam Emir Prezic, işte kendisi Tarık Biberovic gibi, hani bu da yetişmiş bir oyuncuydu. İşte Mirsad Türkcan, hani kökenleri orası olabilir ama bu da altyapı almış oyunculardı. Şu an biraz daha işin hani kadın basketbolda da 10 yıldır yaptığımız bir şey, daha direkt hazır oyuncuyu devşirme üstüne kurulu sistemimiz. Bu da işte o yatırımın, evet, yatırımın o bir kere düşmesi bir daha geri gelmemesine sebep oldu. Bir de şöyle de bir şey var. Dünya genelinde gerçekten 2000 ve sonrası jenerasyonda çok yıldız basketbolcu göremiyoruz. Biraz da oyunun evrilişiyle alakalı. Bu, hem bu kıtlık dünya genelinde varken Türkiye'de çok yansımış durumda. Bir de ek olarak şöyle de bir şey var. Şu an NCAA çok fazla devreye girmeye başladı. Artık NCAA'ye çok fazla ihraç oluyor altyapılardan ve bazı kulüpler de diyor ki hani ben hani altyapısını vereceğim, 18'inde gidecekse niye veriyorum, o da geliyorlar bir yerde. Çünkü İşte bu yaz U18 milli takımımız çok büyük başarılar imzalattı. Çoğu şu an NCAA sözleşmesi aldı ve Amerika'dalar. Hem okuyorlar hem oynuyorlar. Hani kötü bir şey değil, fakat hani kulüpleri de kendi açılarından kötü etkilemiş. Hani ben onun ekmeğini yiyemeyeceksem niye yetiştiriyorum kafasına da giriyorlar. Evet. Çok da haksız da değiller. Yani bunların çözülmesi gerekiyor bu açıda. Bu tabii. Yani buraya ufak bir ekleme yapmak istiyorum. NCAA'ya giden, şu an orada olan belki Büyük Tuncel ve Adem Bona gibi çok potansiyelli bir oyuncumuz var. Evet, bayağı bir oyuncumuz gitti aslında bu sene. Kadınlarda da yoruldu. Kesinlikle. Bu iki oyuncumuz parlayan kısımdalar ve bunların gelecek yıllarda milli takıma özgüvenle karakter getireceklerine gerçekten çok eminim. Çünkü bizim artık bir basketbol ülkesi kimliğimizi tekrar kazanmamız gerekiyor. Ve üst klasmanda olmamız gerekiyor. Yani bir olimpiyat görmemiz neden olmasın, ya da tekrar madalya almamız neden olmasın. Tabii çok kuvvetli takımlar var. İspanya, İtalya, Fransa, Almanya. Bunların yanına yaklaşmak biraz daha zorunlu olacak ama ben oraya bir şekilde geleceğimize inanıyorum. Aslında o voleyboldaki ara dönemi artık girmemiz gerektiğini ve yavaş yavaş yükselmemiz gerektiğini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Sürdürülebileceğiz, evet. Oturulup evet. Sorulması haliyle. Milli takımla ilgili başka yorumlarınız yoksa yavaştan Euroleague'e geçebiliriz. Hani üstüne konuşulacak iki maç var. Onunla da ilgili denilecekleri dediniz zaten. Evet, NBA'nin oyuncu göndermemesi de şeydir. Zaten eksik bir kadro olarak nitelendirebileceğimiz bir kadroyla çıktık. Ama onun yani almamız gereken aldıysak evet, sadece NBA'de değil, FIBA'da Euroleague ayrıldıktan sonra hep kavgalıydı. Böyle aynı anda maçlar koyuyorlardı. Bu sezondan bu yıl anlaştı federasyonla Euroleague CEO'su. Bu sadece NBA'den alamadık oyuncuları ama onu bütün takımlar yaşıyor. O yüzden hani sorun yok. Euroleague'e geçmişken, şöyle hemen ben burada notlarımda dokuyacağım size sorumu. Son 8 haftaya girmişken temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe ve Beko için ne biliyorsunuz? Yakın zamanda da bir final maçı oynadılar. Evet, Türkiye Kupası finali oynadılar. Ondan da bahsetmek isterseniz, oradan bahsedip sonrasında Euroleague'e de geçebiliriz. Tabii ki. Ben öncelikle Euroleague'de o kadar da eskisi kadar bilgili olduğunu söyleyemem. O kısımdan tabii ki. Benden iyisindir. Böyle olduğunu düşünebiliriz tabii ki. Ata
anekdotlarına değinecektir ama ondan öncesinde şöyle diyebilirim. İki kulübümüz belki eski başarısından biraz uzak. Anadolu Efes bilindiği üzere bir koç değişikliğine gitti. Ardından Erdem Can'la da yollar ayrıldı. Keza aynı şekilde Fenerbahçe de koç değişikliğine gitti. Eskisi gibi başarılı olmadığımızı söylemek mümkün ancak yine de iki tane savaşçı kimliği olan inatçı takımlarımız var ve onları tabii ki de daha yukarılarda görmek istiyoruz. Bir çeyrek final ardından Final Four belki eskisi kadar mümkün gözükmüyor. Sürpriz yapmaları gerekiyor ama bu sürprizi yapabilecek potansiyelde olduklarına inanıyorum en azından. Final maçına değinebilirim kısacası. Türkiye Kupası'ndaki final maçına. Ona geçmeden az önce dediğim bir şeyle ilgili ben bir şey soracağım. Tabii. Final Four şansımız düşük olur dedin ama bir çeyrek eşleşmesi gör sen hani senin için. Bizim için en iyi eşleşme bu olur desen. Şansımız en yüksek olduğu nokta neresi olur sence? Açıkçası EuroLeague o kadar değişik bir lig ki. Evet. Özellikle lig formatından sonra herkes herkesi yenebilecek seviyeye geldi diyebiliriz. Yani şu sıralar diplerde olan Alba Berlin takımı bile o kadar sürpriz galibiyetlere imza atabilir ki. O yüzden buradan takım seçmek pek mümkün değil. Eminim koçlar da böyledir. Tabii herkesin kaçında iki takım vardı diyebiliriz. Barcelona ve Real Madrid. Kimse onlarla oynamak istemez. Bu yıl özellikle Real Madrid evet. Çok ayrı bir takım ve bütçeyle girdiği için sezona çok ayrışıyor. Kesinlikle. Onlar çok güçlü iki takım. Ve yani bu iki takım haricindeki diğer takımlar daha dişe diş geçebilecek eşleşmeler sunabilir ama Barcelona ve Real Madrid'de durum biraz daha kötü olabilir bizim için. Ya seviye olarak aslında şöyle şimdi Anadolu Efes'in özellikle hani geçen sezon Clyburn'un gelişinin tutmayışıyla birlikte üst üste alınan iki şampiyonlar bir three-peat yapılamaması ve artık hani o bir yorgunluktan sonra her gün atamadan da ayrılmak istedi. Hani çok haksız da bir karar değil çünkü hani gerçekten uzun yıllar kaldı ve değişimde bazen iyi olduğunu evet. Çok ki, fazla senaryoda gördük aslında. Ki ben Erdem Can'ın gelmesini de hani gerçekten yani çok memnuniyetle karşıladım çünkü kendisi Obradovic'in uzun yıllar yardımcı koçluğunu yaptı sonra geçen sezon işte şu anda Türk Telekom yine son 16 oynuyor. Geçen sezon Türk Telekom'la final yaptı Eurocup'ta Gran Canaria'ya kaybetti ikinci oldu. Yani ilk EuroLeague tecrübesiydi ve bence hani ilk EuroLeague tecrübesi için çok kötü bir tecrübe olduğunu düşünmüyorum. Hani daha iyisi olabilir miydi? Evet ama hani şartlar bu şekildeydi. Efes'in şu anki sorunu hani bütçe var fakat hani özellikle bu sene başında yapılan bazı transferlerden de istenilen verim alınamayınca geçen sezonla hemen hemen benzer bir senaryo çıktı. Hatta şimdi play-in sistemi olmasına rağmen 10'unculuktan da uzak bir konumdalar ve şimdi yardımcı koçla devam ediyorlar. Sezonu öyle kapatmayı düşündüler. Yani zannediyorum artık bu sezonu bırakıp gelecek sezon için düşünüyorlar. Bu da yine de girmeleri bir noktada riskli. Play'ini biraz zor çünkü şu an 14. sıradalar ve aslında yani 8 haftalık bir süreç kaldı. Çok kısa bir süreç var. O da galibiyet serisi çok zor bir fikstürleri yok diyebilirim ama çok fazla takımın kaybetmesini bekleyecekleri için sıkıntı yaşayacaklar. Fenerbahçe şu an 7. sırada. Biraz şansa bırakmış durumda evet. O zaman. İşte. Fenerbahçe 6. sırada bulunmakta. Yani 6. sırada Fenerbahçe 15 galibiyet. Fenerbahçe zor maçlarını oynadı. Şimdi bir tek bir Real Madrid bir de son hafta Olympiakos deplasmanları var ama onun dışında iyi bir fikstür olduğunu düşünürsek Fenerbahçe hemen ilk 6'ya girip play-insiz bir çeyrek final yapacağını düşünüyorum ve hani 3-6-4-5 eşleşmeleri olduğu sürece ben Fenerbahçe'nin rahat yani şansının olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani Real Madrid'den kaçıldığı sürece ki geçen sene Fenerbahçe 8 bitirmişti, Olympiakos 1 bitirmişti, 5'e gitti yani 5. maça gitmişti seri. Hani ki Olympiakos da son saniyede kaybetti şampiyonluğu. Onlar da zaten bu sene Bezenkov zannediyorum yolladıkları için NBA'ye seviye seviye düşüşü yaşadılar. Onlar da geçen sezon gibi değiller. Yani ben şanslılar olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin çeyrek final yapacağını düşünüyorum. İyi bir eşleşmeyle Final Four'da kesinlikle hayal değil yıllar sonra. Ki Fenerbahçe'nin o şaşalı dönemdeki bütçesinden çok daha düşük bütçeli bir kadrosu var şu an. Efes'e göre de, yani Efes'e kıyasla da çok daha düşük bir kadrosu var bütçe olarak. Yani Yasikevicius istenilen bir kan değişimiydi, gereken bir kan değişimiydi ve hani şu ana kadar fena gitmiyor gibi sonunu göreceğiz. Ben katılıyorum kesinlikle. Yani Efes'in işi biraz daha zor gözüküyor ama Fenerbahçe neden olmasını belirtiyor çünkü Saras'la birlikte gelen hava değişimi, ben Türkiye Kupası'na değinecektim. Efes karşısında alınan rahat bir galibiyet, rahat bir kupa finali gerçekten çok da zorlanmadan alınan bir kupaya şahit olduk. O yüzden ben de Fenerbahçe'nin biraz daha açık görüyorum. Umarım bir Final Four sevinci yaşatırlar ülkemize tekrardan. Bir yıllık aranın altından. Umarım. o zaman son konumuza geçiyorum yavaştan başka bir konuyla ilgili bir şeyiniz yoksa. Eurocup'ta
Kapta da. Normal sezon sona erdi ve tek maçla eliminasyon sistemine geçirmiş. Bu aşamaya da 12 takımla ilerlenmiş playofflara. Evet. Tamamen notlarına bakıyorum bir hatam olursa. Beşiktaş, Emlak Jet ve Türk Telekom'da bu takımın içerisinde yer almakta. Beşiktaş deplasmanda Grand Sanar. Grand Canaria. Türk Telekom'da deplasmanda London Lions'la oynayacak. Evet, görünmüyor. Şimdi Euro Cup işte benim biraz daha anlamlı kanalı o yine diye. Önce ufaktan formatını anlatalım. Evet, yani evet, iki grup aşaması oynandı. 10'lu ve 9'lu takımlarda. İlk ikiler direkt çeyrek final 8'lisinin 4'ü oldular. Evet. Kalan diğer takımlarda diğer yani 4'er takımda iki gruptan yani 3'lük ve 6'lı arasındakiler birbirleriyle oynayarak o 4'lü 8 takım birbirleriyle oynayarak kalan 4'lüyü oluşturup oradaki ilk 4'le buluşacaklar ve çeyrek finale gidecekler. Yani son 12'deyiz şu an. Daha basit bir yöntem bulabilirlermiş bence. Olmuş da belki. Baskette çok görürüz böyle şeyleri. Şöyle diyebiliriz. Açıkçası pandemi sonrası Euro Cup gerçekten çok kötü bir formatı sahip. Kesinlikle yani. Anlaması bu. Özellikle playoff'tan itibaren çok kötü bir format. Aslında o zamanki format daha basitti. Şimdi evet. Yani 10'ar takımda 2 grup oluyor. A ve B grubu. İlk 8'ler üst tura çıkıyor. Son 16, son 8 çeyrek final evet. Yani. Yarı final ve final şeklindeydi. Ama tek maç usulüyle. Bu da haliyle son derece adaletsizdi. Çünkü tabii bu şansı daha çok arttırmış evet. Ama bilmeyen birisi için anlaması biraz karışık olabiliyor. Evet. 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 Kesinlikle bir Bursa Spor macerası vardı. Bursa Spor evet. Finali kadar harika bir aynen prim asılı yazarak geldiler. Alim Piriç tekrardan Beşiktaş'ın antrenörü. Şimdi son 16'da diyemiyorum. Son 12'deydi. Evet. Son 12'de şimdi kalıyor. Yani Ali Piriç harika bir penemasa da yazmıştı Bursa'yla birlikte ve onda da biz tek maçta eleme sisteminin biraz ekmeğini yemiştik bir yani Obradovic'in Partizan'ını eleyerek evet. Sırbistan'da öyle geçmişler. Tek şey olduğunda bir şans faktörü ile gelirse yani, maç düşük, iyi olmanla evet. İlerleyebiliyorsun ama şu anki sisteme düzenli bir evet. Şu anki yani. Sisteme ben de şöyle diyebilirim yani bence çok daha iyi bir sistem çünkü en azından bu turdan sonra ya ilk 4'e çıkan takımlar best of 3 yani 3 maç evet. Üzerinden oynanacak serilere sahip olacak. Şimdi burada tabii ki biraz... Bundan sonraki aşama da tek maç üzerinde değil o zaman. Hayır sadece bu aşama. Bu aşama. Bu 4-8 takımla oynayacak aşama. Aynen. A3'ün B6 ile A4'ün B5 ile oynayacağı takımlar. Bu kısmı geçiyor. Bu kısmı gerek yok galiba. Biraz daha kafaları... Dinleyicilerimize bir el atayım buraya. Kafaları bulandırmadan tabii ki eşleşmelere geçebiliriz. Şimdi... Gerçekten... Şansımız da. Evet, tam olarak oraya değinelim. Ya bizim şansımız şu an aslında iki takımımız da kağıt üstünde 6. olarak karşılarında üçleriyle oynadıkları için karşıdaki takımlardan daha düşük kalite takımlar olmaları açısından tek maç onlara yarayacak bir sistem. Çünkü bir maçı kazanırsın geçer. Yani, bir maçı iyi oynamak. Aynen. Yani. Kötü aynen. Takımı favori eden bir sistem diyebiliriz. Kesinlikle. Yani daha düşük seviye diyelim. Ben burada eşleşmeleri şöyle yorumlayabilirim. Atın da dediği gibi 6. olmamız biraz kötü oldu çünkü Beşiktaş aslında sezona çok iyi başlamıştı, daha yukarıları hedefliyorlardı. Telekom'sa çok kötü bir sezon geçirdikten sonra Kanarya deplasmanında alınan harika bir galibiyetle birlikte kendine ilk 6'da yer buldu. Şimdi London Lions Türk Telekom eşleşmesini değerlendirecek olursak, London Lions ilk defa bu kadar iyi bir sezon geçirdi. Yani geçen sezon bu kadar iyi değillerdi ve gerçekten güzel bir sezon geçirdiler ama içeride oynadıkları 9 maçta sadece 4 galibiyet aldıklarını görüyoruz. Ayrıca buraları oynama tecrübesi de yok. Örneğin Telekom'un her ne kadar kadrosu baştan aşağı değişmiş olsa geçen senenin finalisti olmanın avantajı var. Yani bunu bildikleri yerlere oynayacaklar. Tabii ki bunu kadro çok değişmiş olsa da. Evet. Telekom da dışarıda 9 maçta 4 galibiyet aldı. Hani biraz daha denk. Denk bir eşleşme evet. Aslında. Ama Allah'ın Londra takımı olmasıyla birlikte İngiltere'nin basketboldaki tek markası olmasının nedeniyle London Lions tabii ki maça daha ağır basan taraf, daha favori olan taraf. Ama neden olmasın? Hı. Ben kazanma yüzdesi verecek olursam da %60-65'e 35-40 derim. London'ın en istediğine maalesef. Atı nasıl değerlendirebilirim? Ben onu şöyle değerlendireceğim. O Londra takımı gerçekten bu yıl özellikle iyi bir atılım yaptı. Kadınlarda da Euro Cup'ta şu an yarı finalde. Evet evet. Çeyrek finalde Kayseri ile oynadılar. Yüksek ihtimal eleyecekler takımımızı. Onlar da yani hem erkeklerde hem kadınlarda bu sefer bütçeyi yükseltip bu sezon özelinde iyi bir atılım yapmış durumdalar. O yüzden kesinlikle zor bir maçları ve ben de aynı şekilde bir 60'a 40 oranlarında favori görüyorum ama tek maç olması bizim için gerçekten büyük bir şans.
maç bittikten sonra bu yorumları tekrar... Evet, gerçekten. Şimdi diğer Beşiktaş'a geçelim. Kanarya. Kanarya gerçekten çok güzel. Yani bir problem oldu mu herhalde? Bilmeyenler için. Şöyle söyleyeyim. Biz yayına başlamadan önce burada bakıyorlar oranlara. Hangi bu maçta olacak plan diye ve sadece bu maç özelinde düşünüyorlardı. O yüzden bu konuyla ilgili yorumlarınızı özel olarak merak ediyorum. Yani ben girmek istiyorum. Kanarya 3-5 kere herhalde şampiyon olmuştu. Kaç kere bilmiyorum Euro Cup'ta. Hani futboldan anlatacak olursak, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla neyse futbol için hani tam olarak erkek basketbolunda da Euro Cup'ta Gran Canaria aynı seviyede. Hatta geçen sezon Türk Telekom'u finalde yendiler. Normalde finali kazanan takım bir bütçe parasını sağlıyorsa Euro Ligi anlıyor direkt. Gitmek istemiyorlar. Evet gitmiyorlar. Yani. Gitmek istemiyorlar. Yani öyle bela bir takım. Konfor alanlarını seviyorlar. Tam olarak öyle bir takımlar. O yüzden çok kult bir takımlar ve yani 60'a 40 dediysek burada hatta 80'e 20'ye kadar bile çıkabilirim ki yani Beşiktaş gerçekten çok iyi bir takım. Özellikle Olympiakos içinde o Bursaspor'un final yapan antrenörü yani çünkü aynı turda 2 sezon önce 2 ya da 3 sezon yanlış söyleyeyim. Partizan'ı yani şu an bir sonraki sezon Euroleague'de playoff yapan Partizan'ı eleyerek ve Bursa bütçesiyle anladığım kadarıyla Kanarya burada hani oynamayı bilen bir Türk Telekom vardıysa kuralları yazan da bir Kanarya evet, var. Çok güzel. Şimdi ben Ata her ne kadar 80-20 ile ezmiş olsa 70-30 tamam ki ortada ben konuşuyor. Ben Türk takım olmuş 65-45 olarak herkese düşünün anlatayım. Biz 10 yaptı. İşte böyle bir şey oldu. Böyle yani bir şey. Gerçekten de helal olsun böyle ya. Böyle durumu açıklayabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. O yüzden yani. Benim kalbimden kopan. Evet, Beşiktaş Türk takımı olduğu için bonus bir 10 puanı sahip burada. O yüzden üzüldüm. O da Beşiktaş gerçekten bu sezon küçümsemiş çünkü ligde hem içeride Efes'i Fener'i rahat yendiler ve gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Yani Olympiakos'un dokunuşu da çok belli. Yani. Evet. Sadece bir tek işte Fenerbahçe bir son Türkiye Kupası yarı finalinde çok rahat geçti çünkü ilk çeyrekte koptu o maç. Evet, o yüzden çok rahat oldu Fenerbahçe adına ama Beşiktaş özellikle tek maçla eliminasyon sistemi üzerinden olması bu turun. Yani Gran Canaria gibi kurt bir takıma karşı şans olacağını gösteriyor. Ki Gran Canaria daha önce Galatasaray 2016'da şampiyon olduğu sezon içeride dışarıda oynadıkları maçlarda işte deplasmanda uzay o meşhur maçta yarı finalde yedikten sonra şampiyonlar. Ara günü tamamen yumruk. Evet, yumruk şey oldu. Başladı. Sonra Strasbourg'u yenip şampiyon olmuş Galatasaray finalde. Yani Beşiktaş'ın da yapabileceği bir şey değil. Özellikle tek maç üstünde olmasından dolayı. Biraz zor. Ama Malatya'ya bu konuda biraz katılmıyorum diyebilirim. Çünkü Kanarya gerçekten çok iyi bir açılış yaptıktan sonra yani üst üste de 3. bitirmişler. Ben beklemiyordum mesela. Üst üste 10 maç kazandılar. 10'a 0'dı ve diğer gruptaki Paris'te Paris çok güçlü bir takım. Evet, ona hiç değinmedim. Belki ileriki zamanlarda değinmedim. Başka bir bölümde. Başka bir bölümde. Zamanımızın sonu. Ama yani Paris'e rakip olduklarını düşünürken bir anda tökezlemeye başladılar ve geride kalan 8 maçta 6 mağlubiyet aldılar. Evet. Bu 6 mağlubiyetin birinin iç sahada Telekom'a karşı olduğunu hatırlatmak lazım. Telekom deplasmanda 83-73 kazandı. Bu eminim Beşiktaş için bir umut ışığı olacaktır. Bir referans maçı olacaktır. Kanarya'nın son dönemde de İspanya Ligi'nde biraz form kaybı yaşamış olması... O zaman biz aslında basketin güzel yanını bekliyoruz o son saniyede. Tam olarak öyle. Böyle iki maçta kesinlikle ben 4. periyotta kopmamış olacağını düşünüyorum. Tam olarak öyle. Umarım yani ilk yarılarda kontrolü ele vermezsek ki Kanarya'ya İspanya deplasmanı özellikle verdiğinden dönemezsin. Evet öyle bir sıkıntı var. Kanarya bence sezon başındaki formundan uzak. Rotasyonu kaybettiler. Gerçekten bir rotasyon problemi ve dağıtamıyorlar. Böyle de olunca ben Beşiktaş'a gerçekten daha yüksek şans veriyorum. Ben Beşiktaş'ın şansını hatta 55'e 45 görüyorum. Ooo. Yalnız ve ben burada, bu arada Beşiktaş'ı tutan birisi de değilim ama gerçekten Türk basketbol adına önemli bir galibiyet olacaktır. Kanarya derim. Yok kalben Beşiktaş'tayız, burada kaçırıyorum. Bir soru sorup bence yavaştan sözünü de kestim. Tarihi ne zaman maçın? Maçların tarihi 5-6 Mart. 5-6 Mart. O zaman ben şöyle diyeyim. Bence 5-6 Mart'ta B1 Ampli'de maçları beraber izleyelim. Evet, gerçekten güzel. Yetişimde tatile de öyle gidelim diye. Evet, yani bu dükkanında bu dönemdeki Mart tatilimizde bu şekilde kapatalım. Olur, Beşiktaşlarla konuşup yapabiliriz. Diye bir teklif veriyorum başkan yardımcısı olarak. Kabul edin
yapabileceğini de sanmıyorum. Yok, kabul ederiz. Hatta Beşiktaş'la yapalım etkinliği. Başka bir yorumunuz yoksa da bölümü yavaştan kapatalım. Valla takımlarımıza başarılar diliyorum. Aynen, çok başarılar diliyorum. İki takıma da inanıyorum. Ya, buradaki yolunda tamamen mantığa dayanıyorum. Evet, yoksa evet, tutuyoruz evet, takımlarımızı. Evet, yani o yanlış anlaşılmış. Ben sevgisel olarak evet. 55'i 45'i evet. Atın 80'i yok. 80'i yok biraz çok. Yani ilk yarıdan koparsa diye o kuşku var. 70'i 30 diyeyim ben de öyle hissediyorum. İki takımımıza da başarılar diliyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe'yle, Efes'e ve bu programda değinmediğimiz Galatasaray ve Karşıyaka'yla BCL'de bir şampiyonlar gibi. Ayrıca kadın takımlarında da başarılar diliyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz. Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe ve Çukurova yüksek ihtimal Final Four'a gittiklerinde yarı finalde birbirlerine rakip olacak. Yani finalde bir Türk takımı garantimiz var. Euro Cup'ta da Beşiktaş'la Galatasaray eşleşecek. Beşiktaş iyi durumda. Evet, Beşiktaş şampiyon olmanın en büyük adayı şu an Euro Cup'ta kadınlarda. Yani onlar da başarılar diliyoruz. İki kupa bekliyoruz oradan. Bir süper kupa da iki. İşte bu kadar Avrupa'nın sefiliyken milli takım başarımızı da eski yerlere çekebilirsek gerçekten basketbol ülkesi olabiliriz. Sonra program devam eder ve burada basketbol takımı başarıları konuşuyoruz. Yazın hatta voleybol konuştuğumuzda demiştim. Biz voleybol ülkesi olmadan önce bir basketbol ülkesiydik. İşte 2001, 2002, 2003. Eski dinleyicilerimiz bilir. Evet. Yani aslında ben bakıyordum o programı yaparken. 2001 ve 2010'daki o meşhur iki şampiyonlukla gerçekten bir kültürü olan bir takıma sahiptik. Tek sıkıntı dediğimiz gibi işte altyapılardaki bir yatırım ve hani ne yapacağız sorununun... Ben geri döneceğimizi düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Özellikle Bandırma yeniden kurulduğu için, hani Bandırma yeniden kuruldu, onlara da böyle bir artık... hoş geldiniz geri diyelim tekrar çünkü Alperen'in falan çıktı ya, Alperen Şemusef oradan. Çok çıktı şu an. Yani çok değerli bir altyapıydı işte Karşıyaka'sı, Tofaş'ı, Bandırma'sı bunlar. Yani gerçekten Türk basketbolunun kalesi olan takımlar ve... yatırımlarıyla bir şekilde mutlaka ayakta kalmaları gerekiyor. O zaman Weekly Nights'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki tekrar bölüm çektim. Çok özlemişim. Gazete Bilkent'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Gazete Bilkent'e de teşekkür ederim. O zaman sporla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.